Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına Daire hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bir önceki çalışmamızda seccade yapımını, seccade işlemesini ve astarlamasını göstermiştim. Bugünkü çalışmamızda da bunlardan kalan kumaşları değerlendireceğim inşallah. Şöyle küçük bir tespih kesesi yapmayı düşünüyorum. Şöyle ölçüleri veriyorum ben ilk önce. 43 santim. Bunları göz ayarı yaptım. Belli bir ölçü kullanmadım. Çünkü kalan bir kumaştı. O yüzden kalan fırfırı da değerlendirmek istiyorum. Bu kadar kaldı. Ayrıca büzgü için pamuklu sateninden bu ende kumaş aldım. Şuradakini göz ayarı yaptım. Ama yine ölçü isterseniz vermek istiyorum. 13 santim. 18 santim. Ölçüler bundan ibaret. Şurada işlediğim laleyi bunun da ön tarafına işlemek istiyorum. Onu da çizimini yaptım. Şuradan bir tane lale çiziyorum. Bir tarafını koyulaştırıp belirginleştiriyorum. Koyulaştırdığım kısmı şöyle üzerine koyup arkadan tekrar çizince kumaşa direkt işlenmiş oluyor. Seccadede yapılışını gösterdim. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle fırfırım kese için biraz geniş, biraz küçülteceğim. Pilelerini bozmadan direkt şuradan dikeceğim tekrardan. Üstteki kısmı kesiyorum. Biraz daha daraltmış oldum. Şöyle ayarı şu ayar olacak. Fırfırı bitirdikten sonra şöyle yerleştireceğim. Şurasına tam ortası olması gerekiyor. Şöyle iki kenardan da zaten bir makine ayağı bıraktım ben. Beyaz kumaşın kalışı. Şöyle iğneleyeceğim. Her iki tarafını da arasına yerleştirdim. Pike kumaşımı. Buradan şimdi ikisini birlikte şöyle dikeceğim. Ayrı ayrı da dikilebilir. Kalan kısmın diğerini de aynen öyle yapacağım. Bunu da yerleştireceğim. Sarmasına geçeceğim. İsterseniz ayrı da dikebilirsiniz. Önce burayı dikip sonra fırfırı dikebilirsiniz. Birlikte dikeceğim ben. Şöyle yerleştiriyorum. Başa kadar dikeceğim. Şöyle fazlalığımı kesiyorum. Diğer tarafta kullanacağım. İkisini birlikte diktim. Arkadan da dikmiş oldum. Diğer kısmı da aynı şekilde dikiyorum. Bu kısmı da diktim. Şöyle kalan onu da atıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu kısma şunu monte edip işlemesini yapacağım. Şöyle orta kısmını belirledim. Açınca göz ayarıyla yapacağım. Şöyle eşit olması gerekiyor ama yanlardan 5 santim buradan. Buradan da 5 santim hafif. Şöyle olunca ayar olmuş oldu. 5,5. 5,5. Yerleştiriyorum.
İğneliyorum. İlk sarmayla seccadede detaylısı var. Saracağım. Sonra temizlemesini yapacağım. Sonra tekrar sık sarma yapacağım. Konumumu zikzak ayarını alıyorum. Genişliğimi 2 milim yaptım. Adım uzunluğumu ise 1 milim yaptım. Bu değişebilir yani. Siz deneyerek de bulabilirsiniz. Hangi aralıkta yapacağınızı. Mesela biraz daha yükseltebiliriz. Fark etmez. Etrafını böyle saracağım. Sık sarma ayarı şu ayar olacak. Şimdi şöyle nakış makasıyla temizliyorum. Dikişi kesmemek şartıyla direkt alıyorum hemen kenarından. Bütün dış kısımları, iç kalan kısımları birinci sarmada sarmıyorum zaten. Onlar ikinci sarmada sarılacak. Ben sadece kesilmesi gereken dış bölümleri dışarı atmak için çiziyorum. Sık sarma yapmak için bu kez genişliğimi yükselttim. Uzunluğumu düşürdüm. Şöyle makinemin ayarı 4 milim 0,6 milim. Şöyle de piko ipliklerim var. Onu kullanıyorum. Nakışımı bitirdikten sonra şöyle ters çeviriyorum. Şu iki ucu bir tutuyorum. Şurada 1 santimlik kısım bırakmıştım. Bir makine ayağı oradan dikiyorum. Üst kısım kalıyor yalnız. Diğer kenarı da aynı şekilde dikiyorum ve ovarlağını gideceğim. Ovarlığı da çektim ve bitirdim. Dikişimi bitirmiş oluyorum. Şöyle döndürüyorum. Şuradan bir çengelli iğne geçecek kadar bir dikiş attım. Sarma da gidebilirdim ama dikiş attım. Bunu kurdaleye geçireceğim bu bölümden. Diğer taraftan da birinciyi kurdaleyi buradan geçirdim. İkinciyi de buradan geçireceğim. İpler karşılıklı olmuş olacak. Yani kurdaleler karşılıklı olacak. Şöyle karşılıklı oldu. Böyle büzerek bitirmiş oluyorum. Kesemi bitirdim. Şuralarına da boncuk geçirdim, bağladım. Umarım faydalı olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.